Yakaladınız mı güneşi? Kaçtı. Bunlar ne? Vallahi ne bulduysak getirdik teyze. İşe yarar bir şeyler var mı? Belki kamera kayıtlarından bir şey çıkar. En azından görüntülerden kimlik tespitleri yapılabilir. Tamam. Bunlar burada kalsın. Murat'ı çağırır aldırırım. Aç mısınız? Ha, ben çok açım. Hadi gelin mutfağa. Teyze. Ben üstüm başımı değiştirip gideyim. Hızır Ali anlatsın. Gel iki lokma bir şey ye. Sonra nereye gidersen gidersin ifadeni almayacağım. Peki. Askeri kamp gibi bir yerde anne. Bayağı bir adam indirdik ama kaç kişi kurtuldu bilmiyoruz. Sen nereye gidecektin? Hızır amcamın yanına. Galeride mi o? Yok, İlyas amcam galeride. Hakkın oğlu galeride ya. O konuştu herhalde. Hakkıyla bir anlaşma yaptım. Onu bana vermeniz lazım. Teyzeciğim, senin hakkıyla yaptığın anlaşma oğluna dokunmamak değil. Ayrıca hakkı için oğlunun bir önemi olsaydı bırakıp kaçmazdı. Tamam. Sen yine de bu dediğimi amcana ilet. O elimdeyken hakkının tepesine iyice çökebilirim. Söylerim. Hadi ben gittim. Ben gelmeyeyim kuzen. Sen burada kal. Bu bastığımız yeri teyzemden bilecekler. Ha, o beni korur. Bence korur. Ne oldu da can ciğer kuzu sarması oldunuz? Ortak bir paydada buluştuk gibi. Mesela senle Meryem annem de geçiniyorsunuz ya. Hani ortak bir paydada. Münasebetsiz. Çık yukarı yıkan. Hadi. Anneciğim, ben de bir üstümü değiştirip galeriye geçeyim. Şimdi yalçını sana teslim edeceksek İlyas amcamı da bir şekilde ikna etmek lazım. Ne demek? Yalçın artık düşmanımız değil. Şimdi bu çocuk diyor ki beni küçükken kaçırdılar. Benim ailem yok. Yani kimsesizim ben diyor. Ve durup dururken kimsesiz biriyle ben niye düşman oluyorum ki? Sen bunun her dediğine niye inanıyorsun ki? He? Bunu babası depoda bıraktı, kaçtı diye bu babasına tavırlı. Ben de olsam böyle bir durumda ben de babamı inkar ederim. He? Öyle değil mi Yalçın? Yaşar abiye anlattım. Bir tek ben değilim. Biz bir ekibiz. Savaş bölgelerinden toplanılan çocuklarız. Özel yetiştirilip belirlenmiş ailelerin yanına yerleştirildik. Yalçı, bak sağlı sollu üfürüyorsun. Benim bu söylediklerini CIA'den öğrenmem 2 dakika. Tanıdıklarımız var yani oğlum. Kimi diyorsun? Suzy diyor, Suzy. Madem 2 dakikada öğreneceydin, bizi niye yorarsın İlyas? Ha bunu konuşturmak için bir uyana yatır, bir bu yana kaldır.
Yeter de. İlyas dostum, Suzi'yi arayacaksan bu kimsesiz birkaç isim verdi. Onları da sor. Ya bize ne tanımadığımız, etmediğimiz isimlerden. Tanımadığın doğru. Ama maalesef işlerinden biri gelinin. Ne gelini? Selda'ydı da. Ekrem'in kızı. Değildir diye. Nasıl değil? Değil. Selda da özel yetiştirilmiş suikastçilerden. Oğlum sen kendini kurtarmak için niye başkalarını öldürtüyorsun lan? Ha? Ne alakası var suikastçilerle? Onun görevi zamanı geldiğinde abini öldürmek. O yüzden abinin evine geri gönderildi. Hurşit ne diyor bu? Anlamadın diye mi sorarsın? Yoksa fikrimi mi sorarsın? Anladık herhalde. Fikrin ne diye soruyorum. Fikrim, ben eve gideyim, o kızı getireyim, yüzleştireyim. Ya abimin haberi yok diyorum, abimin. İlyas dostum, Hızır Reis nerede? Eve gitti. Az önce geldi. Sadece Hızır Çakır Bey'li mi? Yoksa tüm aileyi mi yok edeceğim? Emredersiniz. Mi baba? Sen bu hayatta kaç kişiye baba dedin? Bir size, bir Ekrem babama. Başka babalık eden olmadı mı sana? Anlamadım. İnsanlar kötü zamanlar geçirir. İşte o zaman yardım arar, destek arar. Başını koyacak bir omuz arar. Senin hiç böyle bir ihtiyacın olmadı mı? Oldu. Tam ihtiyacın olduğu zamanlarda Ekrem'le benden başkasına baba demişliğin var mı? Onu merak ediyorum. Var. O ya da onlar hala sana babalık ediyorlar mı? Ediyorlar. Ne yapıyorlar? Yaşamama izin veriyorlar. Yaşamana izin veriyorlar. Peki bu yaşadığın hayat hayat mı yani? Ne açıdan? Mesela adını sen bile bilmiyorsun, değil mi?
Doğrudur. Bilmiyorum. Peki birileri sadece sana isim koydu diye onlara niye inandın ki? Az önce de demeye çalıştım. Yaşamak için bir şeye inanmak zorundasın. Doğru söylüyorsun. İnsan bir şeylere inanmadan yaşayamaz. Ama insan sevmeden de yaşayamaz. Sen sevdin mi mesela hiç hayatında? Bilmiyorum. Bu duygunun nasıl bir his olduğuna dair bir fikrim yok. Çok güzel bir histir. Mesela ben ailemi çok severim. Karımı severim. Eşimi, dostumu severim. İnsanları severim. Hayvanları severim. O yüzden mi mafya oldun? Silah satıyorsun. İnsanları öldürüyorsun. Öldürtüyorsun. O yüzden olmadım. Mecbur kaldım. Sevdiklerimi korumak için. Ve benim ilk tercihim değildi. Ama herhalde senin tek tercihindi. Evet. Ne dediler sana? Git Hızır'ı mutfakta biber domates doğrarken vur çık mı dediler? Evet. Sonra? Sonra kimi derlerse o. Sonra? Bir önemi yok işte. Allah Allah. Ben de bu dünyadaki en kötü meslek benimki zannediyordum. Bir iki konuştuk. En azından benimkinin bir mantığı var. Sevdiklerimi korumak. Dedim ya. Benimki de hayatta kalmak. Bence hayatta kalmak istiyorsan o belindeki silaha davranma. İşte onu yapmazsam ölürüm. O silahı bırakman için ne yapabilirim? Senin için. Ne o? Birdenbire beni sevmeye mi karar verdin? Dedim ya, ben insanları severim. Kime silah doğrultuysam beni sevdi. Belki de bu yüzden seviyorum bu işi. Sevilmek için. Güzel sohbetti. Gel hele gel. Gel, gel otur şöyle. Seni yetiştirenin şarap çanağına. Gel Alparslan gel. Şunu yerine koy. Hızır'ı öldür emrini kim verdi Selda? Ekrem mi, Güneş mi? Artık konuşma. Niye? Sevgilin her şeyi anlattı. Az önce sordum, kimseyi sevmedim dedi. Sevgisi kimmiş? Yalçın. Onu sevmiyordur Alparslan. Yalçın'la birlikte ortak sevdikleri var.
tozu diyorsun amca. Mesela. Şimdi benim işime gelince seni niye öldürmeyeyim? Az önce beni öldürecektin. Arkasından bütün ailemi öldürecektin. Hı? Söyle, seni niye öldürmeyeyim? Seni öldürmemem için bana geçerli bir sebep söyle. Hamileyim. Yeterince geçerli mi? Torununa hamileyim. Amca yalan söylüyor. Hem bize ne? Hı? Kim bilir kimden? Ne demek bize ne Alparslan? Ayrıca ne önemi var kimden? Kız hamileyim diyor. Yenge, duygusal davranılacak bir konu değil bu. Üstelik hamile olup olmaması bizim sorunumuz da değil. Bu kız buraya hepimizi yok etmek için gönderildi. Belli ki yok edemedi Alparslan. Ne yapacağız? O edemedi, biz mi edeceğiz? Peki sorar mısın? Az önce Lütfiye ben hamileyim dese, onu affeder miydi? Muhtemelen affetmezdi. Bizim bir farkımız olmasın mı? Sana sordum. Senin için ne yapabilirim dedim. Gözünü kırpmadan tedeyecektin. Kurşun yoktu. Cezan kesilmişti. Buradan da ölüme gidecektin. Hamileyim dedin. Yaşamak için geçerli bir sebep. Meryem Reis öyle dedi. Ama bu çocuğun yaşaması için bir sebep. Gözünü kırpmadan tetik çeken biri için değil. Şimdi söyle. Sana ne yapmamı istiyorsun? Seni öldüremediğimi öğrendiklerinde beni yaşatmazlar. Yaşamamı sağlayabilir misin? Sağlarım. Ama bütün bildiklerini anlatman şartıyla. Size her şeyi anlatırım. Bana değil, ilgilisine. Annene. Ceylan olanına. Amca. Artık amca sensin. Al bu kızı götür. Ama bir zarar gelirse. Tamam yenge. Tamam. Biraz ekmek ver. Ekmeksiz ye. Ölümlü dünya, ölümlü. Az önce ölebilirdim de. Az sonra da ölebilirsin de. Tamam.
Bu Hızır Ali'ye biriniz bir şey açıklamayacak mısınız? Saftirik. Gidiyor kiminle evleniyor farkında değil. Üstelik çocuğu olacak. Onun da farkında değil. O mu farkında değil? O babasının oğlu. Ya öl. Babası ne oluyormuş?
İlyas dostum. Şimdi söyle bana, bu Hakkı'nın oğlu Yalçın'ı ne yapacağız? Teslim edilecekmiş. Kime? Ceylan ablaya. Şimdi teslim etmesek Hakkı'yı düşürürüz diyeceğim ama adam oğlu değilmiş. Bir işimize yaramaz. Öldürelim diyeceğim. Bize bir nam katmaz. Benimle alakası yok yani. Siz ne yapıyorsanız yapın. Eyvallah. Sen niye burada oturuyorsun? Abimin evinde de bir tane var. O da teslim edilecekti. Ekrem'in kızı Selda diyorsun da. Hızır'ın Ali buna ne diyecek? İşte ben asıl onu bekliyorum. Sahte madde, yalan dolan ama sonuçta karısı yani. Kolay gelsin Zafer abi. Sağ ol. Amca sen hala gitmedin mi Özgür'e? Oğlum siz hasta mısınız lan? He? Bir taktınız Özgür, Özgür de Özgür. Gitmiyorum. Hakikaten sen niye gitmedin Özgür'e? Cevap vermiyor, cevap. Arıyorum, arıyorum, cevap vermiyor. Özgür Hanım haklı. Beni de böyle eksen, ben de seninle görüşmem. Dostum mostum dinlemem yani. Hadi ben çıkıyorum. Zafer bıraksın seni. Ben taksiyle giderim ya. Taksiye binilecek zaman mı şimdi? Hem ne biçim babalık bu? O kadar kimsesin var, al birini yanına, şoförün yap. Şimdi benim şoförüm olursa bana ne derler? Ne derler abi? Şoförü olan yaşar derler. Dedirtmem. Zafer. Reis ocak kapalı. O elindeki keleşle ofisin ortasında sen hayırdır ya Zafer? Bu paralı askerleri belimizde tabancayla bekleyecek halimiz yok İlyas Reis. Ne oluyor böyle bekleyince, tırsıyorlar mı? Silahın en önemli avantajı caydırıcılığıdır. Kimsesiz reis mi bırakılacak? E burada sıkacağın kimse yoksa Zafer, olur. Sen şu makineyi bana ver de. Sen öbür makineyi kullanırsın. Hadi eyvallah. Karından haber var mı? Alparslan'la konuştum. Geldiğinde detayları anlatırım dedi. İyi. Thank you.
Ne oldu burada? Misiniz? İyiyim. İyiyim. Ceylan annemin durumuna canım sıkıldı. Hava almak istiyorum biraz. Peki efendim. Hadi teyzem bir yudum daha al. İyiyim ben Abbas'dan iyiyim. Selda'dan bekliyorduk ama Candan'ı senin üstüne yollayabileceklerini hiç hesap etmedik. Nerede o? Arabada. Murat, sen ilgilenir misin? Özel bir yer alın. Benden başka kimseyle görüşmeyecek. Tamam efendim. Ünal demişti. Seni öldürecekler demişti ama bunun evimde olacağını hiç zannetmiyordum. Teyzem, Ünal Bey'in kastettiği bu değildi. Candan'ı Ekrem ya da Güneş yolladı. Bu olay bizim asıl beklediğimiz yerden gelmedi. Efendim, arabada yok. Ne demek arabada yok? Kelepçeliydi. Kaçmış. Buradan çıkıştan itibaren bütün yollara baktırın. Selda'yla kaç yıldır birliktesiniz? 5. 5 yıl. Lan sen nasıl bir erkeksin de? Sevdiğin kadının başka bir erkekle evlenmesine göz yumabiliyorsun. O bir tercih değildi. Görevde. Ama aramızda anlaşmıştık. Zaten sonunda seni öldürecekti. Ben de hem Selda'yı hem seni öldürecektim. Ama işler değişti. Selda hamileymiş. Yani bir süre daha yaşaması gerekiyor. Çocuk senden değil.
Şerefsiz. Özgür, Özgür. Ne var İlyas? Bekle bir dakika, bekle. Tamam, anlıyorum çok. Tavırlısın. Ama gelip sana anlatınca hak vereceksin. Hatta özür bile dileyeceksin. Özür falan dileyeceğim yok senden. E senin de geleceğin yok zaten. Ya geleceği biliyormuş gibi konuşma. Çıkıyorum şimdi. Yarım saat. Yarım saate kadar gelirsen ne âlâ. Gelmezsen beni bir daha arama İlyas. Ne yarım saati ya? 15 dakikaya oradayım işte. Bir şey lazım mı? 15 dakika değil. Yarım saat. Ama ellerinde çiçekler olsun. 15 dakika iyidir de bu saatte nereden bulacağım çiçekçi? Sabah uyandığında çiçeklerin gelmiş olur. Tamam İlyas, tamam. Hadi gelince ararsın. Bana bak, çiçekçi var mıdır buralarda açık? Hayırdır amca? Cevap mı verdi? Neyse, ben şimdi gidiyorum Özgür'ün yanına. Zafer gelince söyle, organize etsin, yollasın. Tamam da Özgür'ün adresini biliyor mu? O bulsun, beni arasın. Efendim Alparslan. Ne demek kaçtın? Ne demek kaçtı? Ne demek ya, ne demek? Üstelik 10 tane istihbaratçının arasından kaçmış. Kızı teslim alacaklarını nereden bilecekler amca? Hem annem ölümden dönmüşken. Ne diyorsunuz reisler? Zafer, bak bir de sana anlatmayacağım. Tamam mı? Peki reis, peki.
Şimdi babana ne diyeceğiz? Neyse onu diyeceğiz amca. Biz mi kaçırdık elimizden? O kadar adamın gözünün önünde bu kadar büyük bir olay olduğu için kaçmış diyeceğiz. Bizim bir kabahatimiz yok yani. Haklısın. Biraz da annenle Alparslan uğraşsın. Ben birazdan gideceğim vallahi. Hiç uğraşamam öyle geceleyin Selda Melda aramakla. Hiç. Yalçın'ı nereye gönderdiniz reisler? Yalçın kim? Hakkın evlattığı Yalçın. Depoda Zafer abi, nereye göndereceğiz? Depoda yok. İpler sökülmüş. Tahterevalli duruyor. Hızır Ali ne diyor bu? Zafer sen ne diyorsun? Yok. Hadi buna cevap ver. Abin sorduğunda buyur buna cevap ver. Hadi. Sen niye geldin Uçut abi? Oraya koş, buraya koş. En sevmediğim iş. Geldim dinlenmeye. Sen git sıvar yat. İyiyim abi ben. Lütfiye söyleyeyim de sana bir yatak hazırlasın misafir odasında. İstemez, burası iyidir. Sen git yatağına yat. Karnım tok ana. Bu yenilmez. İç vur zaten. Peki. Neyi düşünüyorsun? Hayatı düşünüyorum onu. Bu kadar yalan bir şeyi niye düşünüyorsun? Ölümü düşün. O gerçektir. Onu da düşünüyorum. Bu kadar veballe, günahla nasıl yaşayacağız, nasıl öleceğiz? İkisini de düşünüyorum. Nasıl yaşaysın bilmiyorum da. Veballe ölmek zordur diyorlar. Kim diyor? Ölenler mi? Ölmek isteyenler. Kendimi diyorum. Senin vebalin var diye mi ölmüyorsun ana? Ha bu kadar katil doğurmuşum. Ne diyeceğim sorduklarında? Her gece senin gibi böyle düşünüyorum. Buldun mu cevabını? Buldum. Neymiş? Tek başına yapmadım da.
karnına çekmiş ha bu uşaklar deyip çıkacağım inşallah. Yoksa insan nasıl hesap verir? İyiymiş. Ben de tutayım bunu aklımda bak. Ben anama babama çekmişim yoksa ben tertemiz bir insan olarak kalacaktım derim. Ha, yaradanı mı kandıracaksın? Sen bir kere huyun pis. Bilmeyim mi abim? Ne oluyor? Abi ne oldu? Sen onu doldurana kadar bizim uşak öldü kapının önünde. Çekil, çekil ben bakayım. Ana bir dur da, bir dur da. Hoşit ne oldu? Yok bir şey Reis. Ne demek yok bir şey? Silah seslerini duymadın mı? Niye duymayayım? Ben sıktım onu. O elindeki neydi? Senin mektup sandığınymış. Yaşar Ağa göndermiş. Ya soruma cevap versene, ne oldu? Biri çöp kutusunu karıştırıydı. Tahmin ettim ki kimsesiz Yaşar'ın adamıdır. İbret olsun diye sıktım baldırına. Meğer bu sefer mektupları iade etmek için göndermiş kimsesizlerini. Siz bunları alın, çocuk yaralıdır, hastaneye götüreyim. Ver onları bana. Kurban olduğum Allah'ım. Bana bir tane normal adam gönder. Ondan sonra bana ne hesap soruyorsan sor. Lütfi abla. He. Sen onu bunu bırak da babaannemle dedemin mektupları nerede? Hizir abi el koydu onlara. Kasasında saklayacakmış. Ben kasanın şifresini biliyorum. Hadi kahvaltını yap da çıkıp okuyalım. Ömer bak böyle bir şey sakın yapmayın. Siz Hizir abi duymuyor musunuz? Duyuyorum. Duymamak için diyorum. Siz fotoğraflarını çekin, bana da yollayın. Yani elimizde bulunsun. Hırsız var, arsız var. Anıdır en nihayetinde böyle şeyler. Hadi bunlar ayakta uyuyor. O kadar adamın içerisinde bir kıza sahip çıkamamak ne demek Alparslan? Kelepçeliydi diyorum amca. Kelepçe mi dayanır onlara? Eğitilmiş adamlar diyorum. Ama ben bunu tabii eğitilememiş adamlara diyorum. Abi biz oradayken kim gelip girip depoya birini kaçırabilir ya? Hepimizi öldürmesi lazım önce. Tabii biz buna hazırlıklıyız da. Hesap edemedik Selda'nın kaçacağını. Ne demek hesap edememek İlyas? Hı? Hesap edeceksiniz. Hurşit dün kapının önündeydi. Haberiniz var mı? Yok. Sen dün gece neredeydin? Evdeydim dayı. Sen mi çağırdın bunu? Yok. Niye gittin o zaman eve? Dayı sen eve gidince ben de eve gittim. Ha bunların evi yok, günahları bu. Öyle mi? Yok dayı, ben bekarlar kalacak, evliler evine gidecek zannettim. Ha güzel bir zan. Reis, ben fidanlıktaydım dul olarak. Fahri Bey kardeşimle. Bilseydim nöbet tutardım. Mesela Fahri fidanlıkta ne arıyor İlyas? Yanında servetle. Hı? Peki o Zafer hangi cehennemin dibindeydi? Yaşar'ı götürdü abi. Taksiyle mi gitseydi adam? Ya adam taksiyle gezmeyi seviyor. Sana ne, sana ne? Tamam abi, bir dahakine. Oldu mu? Ne demek bir dahakine? Bir dahakine ne demek?
Hızır, hepimiz anladık, sinirlisin. Sinirlenmekte de haklısın. Ama masada ölümden dönmüş biri oturuyor şu anda. İçeriye girdiğinde geçmiş olsun dedim. Ayrıca bu hayırlı evlat anasının dizinin dibinde olması gerekirken... gecenin bir vakti niye koştura koştura galeriye gidiyor? Hazır, hepimiz buraya sabah sabah fırça yemeye gelmedik. Ya tamam, ne yiyorsanız onu yiyin, hadi afiyet olsun. Ya Lütfiye bir şey dedi, siz hele onu bir anlatın bana. Bu Selda hamile miymiş? Öyle dedi, henüz belli değil. Hızır Ali, hamile mi değil mi? Vallahi bilmiyorum hala. Ulan nasıl bilmiyorsun? Ya hala nereden bileyim, tahlil mi yaptırdık? Ayrıca siz de gördünüz dün, henüz karnı da yok. Yükleydi o, yükleydi. Sen nereden biliyorsun ona, tahlil mi ettin? Ben anlarım. Kız buraya hepimizi öldürmeye evimizin içine girmiş, bunu anlayan yok. Ama anamız kızın hamile olduğunu anlıyor, bravo. Anlarım. Herkes şunu bilsin. Ben ne kadar ebelik yapmışım. Evimize bir tek o girip çıkmadı. Dün gece Ceylan'ı öldürmeye gelen kadın da evimize girip çıktı. İşte al, al, bu da başka bir rezillik. Bu rezilliklerin sebebi sizin dördünüzün bir şeyler saklayıp, üstelik benden saklayıp kendi başınıza iş yapmanız. Ya biz ne saklamışız ne? Ünal söylemedi mi sana seni öldürecekler diye? Dedi. Alparslan da dedi ki o ekip o ekip değil. Kim diye soruyorum, Hasan Bey olsaydı böyle yapmazlardı diyor. Geri kalan soruların hepsi cevapsız. Hızır, bu Ceylan'dan sakladığınız sırrı söyleseniz ne olacak? Ha gidip düşmanlarınıza sırrınızı mı söyleyecek? Hayır, güvenmiyorsanız o zaman bize de söyleyin, biz de evimize almayalım, masamıza oturtturmayalım. Evet, güvenmiyorsanız söyleyin, görüşmeyelim. Reis, istiyorsan biz kalkalım. Devlet sırrı saklıyorsunuz belli ki. Servetciğim, hiç kalkmana gerek yok. Senden devlet sırrı falan saklamazlar. Benden saklarlar. Bizzat devletten. Bizzat devletmiş. Haberin yok haberin. İçinde bulunduğun devletten haberin yok. O Hakkı sana söylemedi mi? Hasan'a güvenme. Ekrem'le beraberler diye. Söyledi. Bir taraftan Hasan Bey devletin istihbaratını yönetir. Öbür tarafta pudra Hakkı var. Güven konusunda seçim yapmam çok zor tabii. Abi. Geçmişi konuşmak yerine acaba geleceği mi paylaşsak? Mümkünse balkonda. Hayır. Balkonda falan konuşmak yok. Her şey burada konuşulacak, açık açık. O Hasan Bey'in seni öldürecek. Dün gece telefonda bana geçmiş olsun diyen oydu ama ilk. Siz uyurken. Azmettiren olduğu için ilk önce onun araması normal. Azmettiren o değil amca. Ekrem ya da Güneş. Ulan ne pis işleriniz var sizin. Başka ne söyledi telefon açıp Hasan Bey'in? Bugün İstanbul'a gelecekmiş. Akşamüstü görüşelim dedi.
Nerede görüşecek misiniz? Bilmiyorum. Ama ben Güneş'le Ekrem meselesini bugün netleştireceğim. Nasıl? Hakkı ile görüşeceğim. Ceylan, o herif manyağın teki, bilmiyor musun? Biliyorum. Ama benim işim de manyakları yönetmek. Tabii evdekileri kastetmiyorum. Bunlarla ancak senle Hayriye Hanım baş etsin. Her zaman demişimdir. Meryem kızım, bizim işimiz devletten zor diye. Niye teyze? Uşağım, devletin düşmanları düşmandır. Bizim uşaklarımız düşmandan beterdir. Ama uşaklarımızdır. İçeri atamazsın, dışarı atamazsın. Nerede görüşeceksiniz? Gizli bilgi. Size söyleyemem. Neticede o benim muhbirim. Git git. Git peşine git. Başına da bela aç. Sen de ayrı bir delisin. Geçmiş olsun. Sağ ol Hürşit. Sen dün gece burada birini mi vurdun? Adi vakadır. Emniyetin işi. İstihbaratın değil. İyi, peki. Hasan Bey aradı. Az sonra burada olacakmış. Çok sinirliydi. Sebep? Bana sormadan Ceylan operasyonuna sen mi karar verdin dedi. Herkes ortaya çıkmamak için kendini sağlama almış. Koltuğundan kalkmıyor. Biz burada kelle koltukta geziyoruz. Aylardır dil döküyorum, gel müdahale et diye. Candan'ı ölünce tenezzül etti beyefendi. Her neyse. Hasan Bey gelmeden şu sorularıma cevap ver, sonra çık. Buyurun efendim. Selda'yı Hızırların bırakmadığına emin misin? Evet efendim, eminim. Yalçın bak. Sen Hızırları tanımıyorsun. Özellikle takip etmek için kızı bırakmış olabilirler. Mümkün değil efendim. Umarım dediğin gibidir. Aksi takdirde sen de sorumlu olursun. Çıkabilirsin. Bir soru daha. Benim depomun adresini Ceylan'a kim söyledi? Hakkı söyledi efendim. Ceylan'ı operasyonla aldırdı. Ben öldüreceğini zannediyordum. Ama onlar anlaştı. Peki bu bilgiyi daha önce bana niye bildirmedin? Eğer bildirseydim Hakkı bir daha benim yanımda bir şey yapmazdı. Anlaşmanın şartları netleşmediği için bekledim, bildirmedim.
Peki. Çıkabilirsin. Benimle gel. Bekle burada. Birazdan sorguya alınacaksın. Peki efendim. Efendim, Hasan Beyler geldiler. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ekran burada mı? Burada efendim. Geldin Hasan abi. Hoş bulduk Ekrem. Bu kadar iyi başladığım bir operasyonu nasıl olur da bu kadar çabuk berbat edersin anlamış değilim Ekrem. Talimatınız üzerine İstanbul'a geldim. Ve masadaki herkesi birbirine düşürdüm. Ne ticaret bıraktım, ne ilişki bıraktım. Ama
bir yerde tökezledim. İşte orası neresi Ekrem? Bunu öğrenmek için buradayım. Orası Ceylan. O yüzden de dün bu tökezlediğim noktayı ortadan kaldırmaya çalıştım. Bunu bize söyleseydi ortadan kalkardı. Bize bilgi verilmeden yapıldı efendim. Üstelik dün Candan'ın da dahil olduğu bir toplantı yapmıştık. Orada Hakkı da vardı. Hakkı'ya güvenmediğim için bu konuyu yanında açmadım. Yine de yaptığın iş yanlıştı Ekrem. Zaten herkes ortaya çıktı Hasan abi. Senin tökezlediğin yer ortaya çıkmadı henüz Ekrem'ciğim. Tamam. Operasyonunu Güneş yapsın. Ve halletsin Ceylan'ı. Çünkü Ceylan kaldığı sürece ben Hızır'ı bitiremiyorum. Dört bir koldan etrafını sardım. Ama her seferinde bir çıkış yolu buldum. Mesele Ceylan değil. Mesele Ceylan'ın bana bu kadar güvenirken bile benden sakladığı sır. Belki size de güvenmiyordur efendim. Onu takip ediyorum. Bana güveniyor. Bana güvenmemesini Ünal'ın defalarca söylemesine rağmen bana güveniyor. Bunu şunun için söyledim. Az önce nöbetçilerden biri Ceylan'la Hakkı'nın anlaştığını söyledi. O ne bilgi verdiyse bu doğrultuda bir güven kaybı yaşanmış olabilir. Önemli değil. Bu işi bu akşam halledeceğim. Ceylan'ı sorguya alacağım. Sırrını öğrendikten sonra size yollarım. Yok edersiniz. Hakkı öldürmüş olur. Sonra Hakkı'yı alırız, infaz ederiz. Hızır. Önce şu sırrı öğreneyim. Peşinden Hızır'ı da yollarım size. İyi geldin Hasan abi. Senin niye canın sıkkın? Keyfim yerinde aslında. Ama Hızır'a biraz canımın sıkkın olduğu doğrudur. Neymiş o biraz canını sıkan? Bizim kimsesizlerden birini geçen gece buna gönderdim. Bir emanet vardı, onu bırakacaktı. Urşit vurmuş bunu. Nasıl vurmuş? Bacağından vurmuş. Neymiş efendim? Çöpleri karıştırıyormuş. Ya insan bir düşünür bu çöpleri kim karıştırır diye. Ya kedidir, ya köpektir, ya da bir kimsesizdir. Komprador'un birisi Hızır'ın çöplüğünü karıştırmıyordur herhalde. Abi emanet gönderdim diyorsun. Adamın çöp kutusunda ne işi var? Gitmişken bir göz atmak istemiş çocuk. Meslek hastalığı. Önce çok sinirlendim. Bu sabah sıktıracaktım Urşit'e. Ama bizim çocuklar dediler ki... kimsesiz baba, Urşit delikanlı çocuk. Dedim nasıl? Bizim kimsesizi vurmuş ama... almış sırtında hastaneye götürmüş. Orada da sırtında gezdirmiş. Emanet ne abi? Ayıptır sorması. Ayıp. Söyleyemem. Söyle kimsesiz.
Tamam, tamam. Kapat, kapat. Keyfim yerine geldi. Biraz sonra ben de gelirim oraya. Eyvallah Ercan. Kalkıyordum ama hatırın için bir yudum daha alayım. Hayırdır abi? Sen çaydan bir yudum alıp gittiğine göre önemli bir haber aldın herhalde. Aldım. Aslında bu haberi burada almak için buraya geldim. Yoksa ben kendi çöplüğümde de otursam bu haber bana gelecekti. Seni kendi çöplüğünden çıkartan, bizim çöplüğe getiren o haber neymiş? Söylerdim söylemesine. Ama senin Hızır'a sözün var. Dedin ki hiçbir şeye karışmayacağım. Oturacağım oturduğum yerde. Hakkının nerede olduğunu öğrensem bile gitmeyeceğim. Değil mi? Doğrudur. Dediklerinin ilk faslına biraz sözüm var. Ama hakkı kısmında bir sözümüz yok. Öyle değil mi baba? Maşallah. Maşallah. Çocuklar heyecanlı. Şahina. Hızır'ın yanındakiler gibi pas tutmamışlar. Duymuşsundur Rea. Yalçın'ı da ellerinden kaçırmışlar. Ne diyorsun Yaşar abi? Sabah Zafer'le konuştum. Bir şey söylemedi. Böyle bir rezilliği kime nasıl söyleyebilirsin ki? Hepsi yukarıda oturuyorlar, dedikodu yapıyorlar. Kızın biri bir motorla geliyor. Çocuğun bileklerini kesiyor. Hani bileklerindeki ipi kesiyor. Bindiriyor motora Yalçın'ı. Alıyor, gidiyorlar. Abi sen ciddi misin? Sen benim yüzüme bir baksana Rea. Şaka yapıyor gibi mi duruyorum? Galeriden de adam kaçırıyorlarsa biz bitmişiz abi. Siz bitmişsiniz. Siz bitmişsiniz. Ama Allah'tan ben bitmedim. Yaşar. Verdin gazı ayarı bunlara. Zaten akılları başlarında değil. Hepten gitti. De ne diyeceksen. Şimdi sana bir sözüm yok. Sen sözünde dur. Ama bu çocuklar benimle gelmek isterlerse Hakkı'ya çökmeye gidiyorum. Abi, ben o adamın mekanının etrafında nereden baksan 40 tur atmışımdır. Oraya giremeyiz. Bunun bir dostu var. Benim gibi değil ama. Af dostu. Bununla buluşmak için tenha bir yerde bir mekan ayarlamış. Böyle otel, motel, pansiyon gibi bir yer. Sen anlamazsın Şahin ağa. Çocuklar anladılar. Ben anlamıyorum. Anlamak da istemiyorum. Sorun olursa Yaşar'a sorun. O geldi, gençleri heyecanlandırdı, aldı gitti derim. Eyvallah baba. Adımı rahat rahat verebilirsin. İlyas'a da Hızır'a da. İkisine de biraz gıcığım. Ulan bir yudum alacağız dedik, çayı bitirmişiz. Hadi kalkın çocuklar. Ayaktayız biz abi. O zaman ben kalkayım. Şahin ağa, hakkını helal et. Yolunuz açık olsun. Alparslan doğru söylüyor. Hasan Ceylan'ın ne bildiğini öğrenmeden onu öldürmez.
Sorun da bu ya Önal Bey. Ceylan abla hiçbir şey bilmiyor. Ama Hasan Ceylan'ın hiçbir şey bilmediğini bilmiyor. Ne yapacak peki? Ceylan'ı alacak, sorgulayacak. Ondan bir şey çıkmayacağını anladıkları anda ya beni ya seni alacaklar. Hı. Bak bu iyi işte. Deniz'le görüştünüz mü? Hayır amca. Bu görüşmenin sonucuna göre görüşeceğiz. Tamam. Söyleyin zamanlamayı doğru yapmazsa Ceylan da ben ya da Ünal Bey de ölür. Aynen öyle. Yolma saçını, yolma. Söyle. Biz bu istihbaratın başındaki adamı nasıl tufaya düşüreceğiz? Diyelim ki düşürdük. Ne yapacağız? Öldürsek öldüremeyiz, sorgulasak sorgulayamayız. Tutuklanır desek kim tutuklayacak? Hangi suçla tutuklayacak? Vatan haini, vatan. Suçu mu kalmış? Hadi gidin dayınızla görüşün. Evet. Kimsesiz. Hangi oda? İçeride dereye bakan oda baba. Tamam. Ben iş bitince sizi temizliğe çağırırım. Emredersin babam. Bana bak Reha. Ben adamla konuşmadan sakın kurşun falan sıkmayın. Abi beladır. Öldürüp çıkalım. Bela ise bela. Onu tozunda boğacağım. Bir tek kurşun sıkmadan öldüreceğim onu. Abi. Şimdi bunun yanında bir kadın varsa ne yapacağız? Kadın daha gelmedi. İçeride bir başına toz çekiyor baba. Ben anlamadım ki. Herif niye böyle bir yerde biriyle buluşsun? Bu sorunun cevabını merak ediyorsan içeride Hakkı'ya sorarsın sen de. Ne merak edeceğim abi? Gidip bitirelim. Dostum değilsin ulan. Kaldırın şunu. Bu beni bilmez. Ben düşene vurmam. Yanlış bir şey yapma. Aynı taraftayız. Çocuklar. Hele oradan bana bir bakın ya. Ben yanlış bir tarafa mı geçtim? Bu bana tozcu mu diyor? Abi kafası güzel herhalde. Kafam güzel falan değil. Ekrem'i de, Güneş'i de ben sattım size. Ekrem'i ya da Güneş'i alan var mı? Size sattım diyor bu. Biz kim biz? Madem satmışsın. Hızır'ı arayın. Bir başka birini söylesen arardık belki ama şimdi bu çocukların Hızır'ı arayacak bir durumu yok. Ben de tavırlıyım. Niye diye soracak olursan bu seni hiç ilgilendirmez. O zaman Ceylan'ı arayın. Biz senin sekreterin miyiz ulan?
Onu arayın, bunu arayın. Biz seni arıyorduk, bulduk. Artık sen de öbür tarafa geçtiğinde istediğini ararsın. Bugüne kadar ben sana niye bulaşmadım? Sözünün erisin diye. Bizim çocukları, kimsesizleri bu işe bulaştırmıyorsun diye. Ama sen ne yaptın? O evlatlığın yalçını... Çocuklar, bu mevzu biraz uzun, ben sonra anlatırım size. Dur! O evlatlığın yalçını bizim kimsesizlerin içine soktun. Onları da bu işlere bulaştırdın. Dur! Birisi beni istemediğim bir şeye bulaştırırsa ben onu ne yaparım? O çok sevdiği şeye bulaştırıp o zıkkımın içinde boğarak öldürürüm onu. Şunu da duymadan gidersen ahdım kalır. Dostum yaşar, düşmanım ölür. Abi, benim zoruma giden biz bu adamı niye istediği gibi öldürüyoruz ki? Sıksak ya iki tane. Sık Reha, iki tane sık. Ben söyleyeceğimi söyledim nasıl olsa. Ceylan Hanım. Ne yapıyorsunuz burada? Ceylan abla. Ceylan Hanım, biz de Hakkı'nın ısrarı üzerine sizi arayacaktık. Ama telefonunuz yoktu. Hayırdır? Söyleyeceğiniz bir şey mi vardı Meftah'a? Biriniz battaniye getirin, biriniz suni teneffüs yapın. Kime diyorum? Size diyor. Abla, biz bu adamı öldürmeye geldik. Niye kurtarıyoruz ki? Ben yaparım. Abla, sen bizi Hızır abi öldürtecek misin? Reha. Öp lan Ercan. Murat, buraya doktor gönderin hemen. Ceylan Hanım, siz bu adamı niye kurtarmaya çalışıyorsunuz? Hele bana bir anlatın. Yani ben yanlış anladım, anlayacağım artık. Muhbirim çünkü. Vay şerefsiz vay. Vay şerefsiz vay. Hem muhbir hem tozcu. Bırakın, bırakın, uğraşmayın. İsteseniz de ölmeyecek cinsten bu. Ya dadaş, ortalıkta kıyamet kopuyor. Sen demişsin ki gönülü dinlemeye gideceğiz. Sana ne tipi? Ayrıca sen gelmiyorsun. Kıyamet de seninle aynı yerde kopmuyor. Birazcık da o yüzden kopuyor reis. Gelemediği için. Bu gece gönlün gecesi. Ve bu geceyi zehir etmene izin vermeyeceğim. Zehir demişken. Ceylan Hanım halletmiş o işi, çok şükür. İyi, gözün aydın. Senin de başın sağ olsun. Ne baş sağlığı reis. Oh, verilmiş sadakamız varmış. Ya neyse neyse. Tekrar konumuza dönecek olursak. Ya dadaş. Hakkı, Güneş, Ekrem dururken
Eğlenmeye gitmek bana pek doğru gelmiyor. Ya bu adamların oraya saldırmayacağını nereden biliyoruz? Sonuçta Candan Mambası'nın ayarladığı bir mekan orası. Tipi. Sen bana söz vermedin mi? Dadaş ben sözümün arkasındayım. Ya diyorum ki ben sizi dışarıdan koruyayım mı? Sen onu söyle bana. Koruma. İçeride de dışarıda da koruma falan istemiyorum. Ne olacak? Mekanı mı basacaklar? Basmayacaklar. Nereden biliyorum? Başka planım var. Yani sen şarkı dinliyorum havası yaratacaksın. Ama başka bir yerde Hakkı'yı boğacaksın. Hakkı öldüreceklerimin listesinin en sonunda. Senden bir önce tipi. Ateş. Kim bilir sen o listede hangi sıradasın? Reis, ben geliyor muyum? Sen de gelmiyorsun. Agana sahip çıkıyorsun. Ayrıca masamda damsız, sap adam istemiyorum arkadaş. Tamam. O zaman ben gelebilirim. Çünkü sahnedeki benim karım, canım, damım, her şeyim. Eski karın tipi. Meryem, bak ara şu kocanı kurbanın olayım. Ne gece kulübü, ne sahnesi. Hadi biz gittik. Benim deli kardeşimi kim zapt edecek? Bari kadın kadına gitseydik. Herkes eşli gelecek de nereden çıktı? Emine Hanım, biz Gönül'ü ilk gecende yanında olacağız diye söz vermedik mi? Tek tutmadığımız söz bu olmaz herhalde Meryem. Ne taktın söze? Hızır doğru bir şey söylüyor. Biz gitmezsek senin o deli kardeşin olay çıkarabilir. En azından biz gidersek yapamaz diyor. Bence de haklı. Enişte de dedi ki galerideymiş tipiyle Ateş. Oradan da gayet makul bir şekilde ayrılmışlar. Makul. Vallahi sizin makulden anladığınız nedir bilmiyorum ama burada da söylüyorum. Günah vebali sizin boynunuza. Yoksa benim türkü dinlemekten korkum yok. Hızır bir şey söylüyorsa korkmaya gerek yok Emine Hanım. Hem Fikret Bey de gelecek, İlyas da gelecek, enişte de. Madem eşli geliniyor o zaman İlyas kiminle gelecek? Özgür'le. Aa, telefonuna bile bakmıyormuş. Nasıl beraber gideceklermiş? Bakmış demek ki. Ne bileyim Hatice. Telefonumu açmıyorsun, anladık. Bari şu kapıyı aç da sana her şeyi anlatayım, hadi. Bıktım İlyas senin şu her şeyi anlatayım hikayenden. Bıkmış olamazsın çünkü sana daha hiçbir şey anlatmadım. Anlatacaksın. Akşam diyorum birlikte yemek yesek.
Acaba diyorum akşam bir şeyler mi yapsak? Yani biraz kafe dinlesek, ne bileyim, müzik dinlesek, beraber vakit geçirsek falan. İlyas, tutamayacağın sözler vermene gerek yok. Bence de gerek yok. O yüzden tutacağım. Nereye gideceksek ben oraya gideceğim. Sonra bir başıma saatlerce seni bekleyeceğim. Sonra senin acil bir işin çıkacak ve gelemeyeceksin. Sonra ben de evime bir başıma geri döneceğim. Ya yazık değil mi bana? Yazık sana. Çok yazık. O yüzden ben de dedim ki bizzat gideyim ve kendim alayım evinden. Hazırlan çıkalım. Hemen. Hemen. Öyle hemen olmuyor bu işler işte. Önce haber vereceksin ki ben hazırlanacağım. Doğru, haklısın. Hep sen ve beni bekleyeceksin. Biraz da ben seni bekleyeyim. İstediğin kadar hazırlanabilirsin. Beklerim. Bekle. İşletmecisi sen misin? Benim. Hoş geldiniz Murat Bey. Gönül Hanım'a haber verim geldiğinizi. Ateş. Bu az önce bana Murat mı dedi? Gönül yengen belki böyle bahsetmiştir aga. Öyle bahsetmişse iyi etmiş. Doğru etmiş. Ben onun Murat'ıyım. Başka kimsenin Murat'ı değilim. Sana iki şey söylemeye geldim. Buyurun, dinliyorum. Gönül benim eşim. Gönül Hanım boşandığınızı söylemişti. Karım demedim. Eşim dedim. İnsan eşinden ayrılamaz. Boşanamaz. Gönül bana kırgın. Çok da haklı. Ama Ateş de çok iyi bilir ki bu kırgınlık geçici. Gönül beni sever. Ben de Gönül'ü. İlla ki beni affedecektir. Umarım öyle olur. Çok umma. Beni affettiği gün seni öldüreceğim. Anlamadım. Bir yerde yanlış mı yaptım ben acaba? Bizden izin almadan böyle bir teklifte bulunman yanlış. O zaman konuşayım Gönül Hanım'la. Organizasyonu iptal edelim hemen. Sen istiyorsun ki Gönül beni hiç affetmesin. Seni paramparça ederim. Tamam, nasıl istiyorsanız öyle yapalım o zaman. İkinci diyeceğim de bu. Sana ölene kadar yapman gerekenleri söyleyeceğim. Ben buraya Gönül'ü dinlemeye geleceğim. Ama benden haberi olmayacak. Beni görmeyecek. Ona göre bir yer ayarlanacak. Tabii tabii. O kolay. Ben kolay bir şey istemem. Ateş. Giriş çıkış kapılarını belirle. Bizi gören olmasın. Hızırlar da görmesin. Huzursuzluk çıksın istemiyorum. Bu eşimin ilk gecesi. Ben de en az onun kadar heyecanlıyım.
saz heyetine söyle. Arada bir benim şarkıları çalsınlar. Çaktırmadan repertuara serpiştirsinler. Sanki başka bir müşteri istiyormuş gibi. Yoksa gönül söylemez. O şarkılar bizim şarkılarımız. Mahremimiz. Pek hoş gelmedim. Ceylancığım. Biliyorum, işler istediğimiz gibi gelişmedi. Benim istediğim gibi gelişmedi diyelim Ceylan. Dün gece de size telefonda söylediğim gibi karşımızdaki adamlar sıradan adamlar değiller. Evet. Ben de bu karşımızda dediğin adamların kim olduğunu senden duymaya geldim Ceylan. Bildiğiniz insanlar? Mesela bu bildiğimiz insanların arasında Ünal ve Hızır var mı? Ya da onlar ne tarafta? Bizim taraftalar. Aksi bir davranışta bulunmadılar. Aksi bir davranışta bulunmadılar. Öyle mi? Ben bu kadar zaman bu şebekeyi takip edeyim. Gizli yerlerini, gizli faaliyetlerini öğrenmeye çalışayım. Sen git bunları Hızır ve Ünal'la paylaş. Onlar da benim kaç yıllık emeğimi kendi çıkarları için boşa çıkartsınlar. Ben bunu bilinçli yaptım Hasan abi. Arkasından biz çıkmayalım diye bilinçli yaptım. CIA ile Ünal'ın arası bozuk. Onlar çatışıyorlarmış gibi görünsünler istedim. Senin istediklerin değil, benim istediklerim önemli. Belli ki senin Hızır Çakır Beyli gibi büyük bir zaafın var. Nevzat hep söylüyordu ama ihtimal vermiyordum. Ne yazık ki haklı çıktı. Nevzat'la bir konuda hemfikir olmanız çok üzücü. Vatanına ihanet eden bir adam mı benim zaaflarımı tespit etmiş? Neticede onlar dışarıdan bakıyor. Bizim göremediğimizi görüyorlar demek ki Ceylancığım. Halbuki ben seni abin rahmetli olduktan sonra en tepeye getirdim. Bu abine hem bir vefa borcu gibiydi, hem de alacağın bir intikam var diye düşünmüştüm. Yanlış düşünmüşsün Hasan abi. Oturduğum koltuk şahsi bir intikam koltuğu değil. Ayrıca ben bu göreve talip olmadım. Siz benden rica ettiniz. Vatan dediniz, devlet dediniz. Ben de ailemin bütün fertlerini riske atarak evet dedim. Şimdi kalkmış bana ailene zaafım var mı diyorsunuz? Var. Ailesi olmayanın ülkesi olmaz. Sevmek nedir bilmez. Gerekirse ölmek nedir anlamaz. Düne kadar beni ailenizden gören sizle ben, aileye de, devlete de belli ki aynı şekilde bakmıyoruz. Doğru söylüyorsun. Bakmıyoruz. O zaman ben de görevimden istifamı talep ediyorum. Kabul oldu. Murat, Ceylan Hanım istifa etti. Ceylan Hanım'ı sorguya alın. Anlamadım efendim. Murat'ı da sorguya alın.
hangi sebeple sorgulandığımızı öğrenebilir miyim? Görevi kötüye kullanmak, suç örgütleriyle işbirliği yapmak. Evet, sizin gibi bir vatan hainiyle işbirliği yapmadım. Görevimi kötüye değil, iyiye kullandığımı düşünüp sizin gibi bir haini tutuklamamışım. Ne yapsanız haklısınız. Götürün bunları. Yolladın mı odasına çiçekler Ateş? Yolladım aga. Doldursaydın. Doldurmadım. Doldursaydım dikkat çekerdi. Zaten Hızır Reis de göndermiş. Onunkinin yanında duruyor. İsimsiz. Anlar mı dersin benden olduğunu? Anlamasın diye sade bir çiçek yaptırdım aga. O zaman kimden olduğu belli olmayan çiçekleri niye odasına kabul etti Ateş? Aga, bak böyle yapacaksan gider Hızır Reis'le konuşurum. Beni tehdit etme diyorsun. Ediyorum aga. Tam yerinde tehdit ettin Ateş. Baş tacısın. Baş başa eğlenmeye geldiğimiz için teşekkürler İlyas. Aramızda yabancı yok. Baş başayız. Fikret. Benim bu deli kardeşimden haber var mı? Gelip burayı basmasın. Basmaz eminim. Nereden biliyorsun? Hemen basmaz diyorsun. Burada zaten. Merak etme Eminem. Ateş yanında. Bir köşeden sinip izleyecekler. Ateş'e söyledim. Bir olay çıkaracak olursa dedim ki sık. İyi demişsin. Ayağına dedin değil mi Fikret? İlyas, bu mekanı candan ayarladı. Bir sıkıntı olmasın. Mekanın güvenliği bizde, enişte rahat. Hatice'm, dans eder miyiz? Bir hazıra sorayım. Teyzem oğlu, enişten diyor ki... Uygun müzik olursa dans edebilir miymişiz? Sormadan hareket etmemek için dayı. Etme enişte. Sormadan dans dahil hiçbir hareket etme. Peki dayı. İnsanları eğlendirmeye getirdin ya. İşkence etmeye değil.
Ben kaldırırım Hızır dansı, hep beraber dans ederiz. Teşekkür ederim Engin. Uzun zamandır dışarı çıkmamıştık. Teşekkür ederim. Meryem. Kendini çok da fazla kaptırma. Tamam, eğleneceğiz de. Biraz da iş peşindeyim, biliyorsun değil mi? Bilmez miyim? Hep bir iş peşindesin. Neyin peşinde olursan ol. Benimle ol. Benim ol. Başka alternatifin mi var? O ne demek şimdi? Teksin. Eşsizsin. Benzersizsin. Senden başkası olamaz ki. Tabii ki senin. İşte böyle konuş. Sen de. Öyleyimdir. Yorgunum,
Nedir benim hayatım? Çekilmez çiledir benim hayatım. Çekilmez çiledir benim hayatım. Ne sorarsan sor, cevap vermeyeceğim. Sen vatan hainisin. Vereceksin Ceylan. Vereceksin. Ne istiyorsam onu vereceksin. Hazır efendim. Ceylan, duyuyor musun beni? Duyuyorum Hasan abi. Seninle çok büyük işler yapacağız. Buna kimse engel olamayacak. Ama sen benden bir şey saklıyorsun. Senden bir şey saklamıyorum Hasan abi. Ceylan, herhangi bir istihbaratçıyla ya da herhangi bir birimle irtibatın var mı? Yok. Benden gizli görüştüğün bir devlet adamı var mı? Yok. Yalan söylüyorsun. Ben sana niye yalan söyleyeyim Hasan abi? Sen benim abimden sonra tek güvendiğim insansın. Peki bana güvenmemeni söyleyen kimse oldu mu? Oldu. Kim onlar? Hızır, Ünal, Alparslan, Hızır Ali. Hatta Hakkı, ben hiçbirine inanmadım. Benimle ilgili bir şey mi duymuşlar? Bir şey mi biliyorlarmış? Bilmiyorum. Bana bir şey söylemediler. Hızır benden nasıl saklarsın dedim. Saklamam gerekiyor dedi. Efendim, Murat görüştükleri ve irtibatta oldukları herkesin ismini söyledi. Bilgimizin dışında yeni bir isim yok. Kendine geldi mi? Evet efendim. Hızır'ın nerede olduğunu biliyor musunuz? Gönül'ü dinlemeye gittiler. Ben de gidecektim. Sürpriz yapacaktım. Duydunuz. Ne bakıyorsunuz suratıma? Ceylan'ın onu çağırdığını söyleyin. Önemli bir acele olduğunu. Hatta Murat'ı götürün yanınızda. O söylesin. Emredersiniz efendim. Ceylan, abinin arabasına bombayı ben koydurttum. Biliyor musun? Yok. CIA koydu. Ben koydurttum. Ben. Abim beni araştırmaya başlamıştı.
Ne yaptıysam ikna edemedim. Öldürmek zorundaydım yani. Abim çok güzel bir insandır. Çok iyi bir insandır. Bunun bir halt bildiği yok. İşi Ünal'la Hızır çevirmiş. Hızır seni öldürecek. Merak etme, getirecekler şimdi. Beraber ölürsünüz. Çok teşekkür ederim. Bu gece benim için çok anlamlı bir gece. Ailem burada. Bütün sevdiklerim burada. Bravo Ateş. Çiçeği anlamış. Çok zor günler geçirdim. Çok üzüldüm. Çok ağladım. Ama bu ailem hep yanımda oldu. Umarım son nefesimi verinceye kadar yanımda olursunuz. Beklediğim bir haber vardı. O geldi. Siz sonuna kadar gönüllü dinleyin. Sonra eve gidin Meryem. Hızır, bir şey olmayacak değil mi? Sen böyle konuşmazsın. Sen dediğimi yap. Burada reis sensin. Aşkıma yakışır son söz olsun. Kimse bitsin diye sevmez. Aşkıma yakışır son söz olsun. İncitme sakın giderken. Anın kalsın veda ederken. Yaşamak için güç ver bana. Koskoca bir hikaye biterken. Her gün binlerin yaşadığı acı bu. Biraz tanıdık, biraz yabancı. Bize gelmez sandım doğrusu. İmkansız zaman alırmış. Bir avuç hatıra elde kalan. Kirlenmesin dünya nasılsa yalan. Hayat Murat, ne oluyor? Tuhaf bir şeyler oluyor abi. Konuşmayın. Niye? Dövecek misin? Adam böyle susturulur. Konuşmayınmış. Bir maalesef gelin. Asıl böyle susturulur.
İnsanlar seni gözlerinde ne çok büyütmüşler Hazır. Karşımda patates gibi oturuyorsun. Sen kimsin? Senin bugünlere kadar yaşamana izin veren adamım ben. Ne çokmuşsunuz be. Hepiniz yaşamama izin vermişsiniz. Ama hiçbiriniz beni öldüremediniz ha? İşte onu yapacak adam da benim. Birkaç soruma cevap ver de çok canın yanmasın. Ceylan iğneyle konuştu ama bildikleri benim duymak istediklerim değil. Eğer sen bu iğneyle konuşmazsan ölümün uzun sürecek. İğneye gerek yok. Soru söyleyeyim. Aferin Hızır. İşkence görmüş adamın hali başka tabii. Söyle bakalım. Senin, Ünal'ın, Alparslan'la Hızır Ali'nin bildiği ama Ceylan'ın bilmediği ne? Biz çok şey biliriz ama Ceylan'la bunları konuşmayız. Ne saklıyorsan öl ama konuşma. Bu adam abimi öldürmüş. Bu öldürmüş. Az önce söyledi. Ceylan. Bunun gibi istihbaratçıların hayatları yalan olduğu için ölümleri de yalan. Senin neyin gerçek Hızır? Ha? Söyle de öl git bu yalan dünyadan. Hadi soruma cevap ver. İstihbaratta birileriyle işbirliği içindesiniz. O hangi birim ve ilişkide olduğunuz adamın adı ne? Yalan da olsa sen bildiğin ismi söyle. Biz kim olduğunu buluruz, merak etme. Davut. Davut kim? Kod ismi Davut olan biri yok. Davut kim ulan? Davut kim? Benim. Hasan. Benim. Tam olarak nereye batırıyordu Hızır? Neresini istersen. Hasan'cığım kusura bakma.
Ben işkenceye karşıyım. Ama elim biraz ağırdır. Ulan vatan haini. Amerikan ajanı. Devşirilmiş uşak. Bırak seceresini sayma Ünal Bey. Güneş nerede güneş? Ekrem'i, güneşi bütün vatan hainlerini anlatmazsan ölümün yaşamından daha uzun sürecek. We'll be right back.